Bugün kızının, Nazar'ının... Yok, Zeynep. Zeynep'in bir yaş günü ve senin koynunda değil. Yeni nikahlı eş Ali Erman. Bir aydır çocuğumu benden kaçırıyor. Gören tanıyan bilenler ulaşsınlar. Semra Bursa'dan geldi. Ali Erman'la beraber Bursa'da hayatlarını sürdürüyorlar. Evladımı istiyorum diyor. Hatta dini nikahlı eşi hala sevdiğini ve ona karşı yoğun duyguları olduğunda söyledi. Ama bir tarafta bugün annem burada. Hiç böyle bir hani heyecan, bir duygun yok. O kadar nötrsün ki. Semra Kurt'un annesi Sabahat Hanım geliyorlar. Buyursunlar. Semra, senden rica ediyorum. Gel, böyle. Sıkıyor kendini. Sana söz. Senin ciğerini alacağım oradan. Söz annem. Ağlama. Sen ağlama. Güçlü ol ki yavruna. Bak, kavuşalım. Hep beraber kavuşalım. Size karşı da sanki böyle gizli bir böyle öfkesi var. Bir kızgınlığı var gibi. Şimdi öfkelenecek, sinirlenecek bana bir şey yapmadım. Kendi de çok iyi biliyor. Esra Hanım, bu 9 yaşından beri ben bunun peşine koşmaktan ben yoruldum. Gerçekten çok yoruldum ama yine de koşarım. Bu nefesim buradan çıkasıya kadar koşarım. 9 yaşından beri ne ödemiş bıraktım ne bursalar bıraktım ben. Hiç bilmediğim memlekete dair geldim bakın. Yine giderim. Nereye olursa olsun. Onun yanındayım. Hiç bırakmadım. Ama ne bir sözümü geçiremedim bir anne olarak ben buna. 9 yaşından beri. Babasına gitti, koparamadım. Alaaddin'e gitti, koparamadım. Buna gitti, koparamadım. Koparamadım. Esra Hanım, koparamadım bunlardan. Yani dinletemedim sözümü. O ödemiş. Peki jandarma komutanları bilen oradaki akraba olduk artık. Bursa'ya git gel.
çok dedim. Bu ilk ödemişten kaçıp da çocuklarını bırakıp da kaçıp da bunun yanına gittiğinden benim haberim yoktu. Ben sonradan öğrendim. Eşiyle evliyken Ali'nin yanına gidiyor. Bursa'ya gidiyor. Bursa'ya gidiyor. Ben yine aradım, buldum. Teyzesi var bunun. Abisi var, teyzesinin oğlu. Bulduk. Getirdik teyzesinin evine, geldi. Çok yalvardım orada. Bırakmam seni kızım dedim. Göndermem. Kim bu? Bunu daha hiç görmedim. Dün nasıl burada kalp krizi geçirir gibi, yani böyle sinir krizleri, orada da öyle yaptı. Beni ezdi gitti. Orada da bir eş kaldı geride, çocuklar kaldı. Bu arada ablamın yanında, oraya bu getirdiler. O ablamın yanında da ezdi beni gitti Bursa'ya. Yine buna geldi, geldiler. İkisi bir evime. Ben çocuğu bunu gördüm, istemedim. Hiç istemedim. Buna yalvardım. Yapma kızım, bundan sana yar olmaz. Dinletemedim ben buna. Anne çok seviyorum. Tamam, seviyorum. Saygım sonsuz. Sev. Ama oğlanın anlattığına göre annesi, yani onun ailesi bunu istememiş. İstenilmeyen bir gelindi bu. Ben de onu istemedim. Ama benim kızım sevgisi... Şimdi Ali Erman'ın ailesi çocuklarını bırakıp geldiği için mi istemiyorlar kızını? Bilmiyorum. Çünkü o zaman kocasıyla evli. Tabii kocasını tabii. Terk ediyor, Ali'nin yanına gidiyor değil mi? Artık Bursa'da Ali ile... onu anlamaya çalışıyorum. Herhalde Ali'ye tanışıp gitti. Ya da Bursa'da tanıştılar. Bundan dolayı da Ali'nin ailesi... Onu istemiyor. Şimdi yani, hikaye çıktı. Yani. İstenilmeyen gelinsin sen. İstenilmeyen avratsın. Senin ne işin var orada? Yine getiremedim Esra Hanım. İzmir'e yine geldiler. İkinci kez gezmeye geliyor bunlar benim yanıma. Sabah bir uyanıyorum, bir bakıyorum Semra yok. Telefon gibi şey. Semra nerede? Bu çocuğum benim yanıma gezmeye. Semra bulaşık yıkamaya gitti gündeliğe. İşe. Ali'nin hiç çalıştığını görmedim, duymadım. Aileni getir oğlum. Tanışalım. Olursa olur. Bu böyle olmaz. Yok. Ailesi onu bunu aldı diye reddetti zaten. Ama ben yine kızımın peşindeydim. Ama ben kızıma sözümü geçiremedim Esra Hanım. Gelmedi benim kızım benimle. 9 yaşından beri ben buna gel demekten yoruldum. Bu gelmedi. 9 yaşın mevzu o ayrı yani. Onda çocuğa gel dersin gelmemem cevabı cevap değildir de. Ama yetişkin olduktan sonra hani yine çocukları gelmedi. Olan bir kadın olarak çocukları terk edip yeni bir hayatı seçmek o onun kendi kararı. Tamam. Kendi kararı Esra Hanım. Tamam. Alaaddin'le evlendiğinde de istemedim ben onları. Çünkü neden? Ben o ailenin içinden koptum. O ailede şiddet var. Her şey vardı. Ben kendim kurtulduğuma şükrettim, bu düştü. Hani derler ya yağmurdan kaçtım doluya tutu. Bu doluya tutulmadı. Bu cehennem ateşinin içine attı kendini. Kendi kendine. Ya gel kızım. Bundan dedim nikah yapma bak sakın buna. Evlenme. Bundan çocuk yapma. Dinletemedim Esra. Şimdi siz konuşuyorsunuz. Bir taraftan da Semra'ya bakıyorum da Semra'nın da şöyle bir vücut dili var. Aha, anlat anne anlat. Ben şimdi biraz sonra sana olayın başka bir yüzünü anlatacağım. Anlatsın. Ha ben buraya onu yargılamaya gelmedim. Ben özellikle buraya iki şey için geldim. Bir, ciğerimin ciğerini bulun, kucağına verin, ciğeri daha fazla yanmasın. İnşallah. İkincisi o Halit Kurt, 99 kelimesinin bir kelimesi doğrudur, o da Allah bir dediğidir. Benim kızımın... Babası Semra. Sonsuz, kefilim her şeyine. Onlar önce kendilerini deva aynasında değil, boya aynasında bir görsünler.
Ondan sonra benim çocuğumu burada yargılasınlar. Ali de neredeyse, Ali duyuyorsan, görüyorsan, duyuyorsun, görüyorsun. Ben seni çok iyi tanıdım az çok. Çıkar getir benim ciğerimin ciğerini. Çocuğunla sınam Ali. Yeter artık. Ne diyeyim Esra Hanım? Şimdi siz kötü bir damat adayından bahsediyorsunuz ama Semra dün Ali ile ilgili çok da olumsuz bir şey söylemedi. Hangisi doğru Semra? Şimdi annemin anlattıklarına geleyim ben Esra Hanım. Birincisi dün de söyledim ben bunu. Ben kimse için çocuklarımı terk etmedim. Bunun ispatları var elimde. Terk etmedi. Ama doğru. Annem bunu iddia ediyor. İzmir Kiraz Jandarma Karakolu'ndaki... Çocuklar Ali için terk etti demiyorum ben. Aa. Bursa'ya gitti onun için. Onun için Bursa'ya gitti dediğin. Evet. Dedin ki eşini çocuklarını bıraktı Bursa'ya gitti Ali'nin peşine dedin. Kimse onu Bursa'dan geri getiremedi. Yarımızı aldık teyzesine koyduk orada kalsın diye. Gene gitti Ali'nin yanına. Yok, bu... Yani Semra... bir adam, biz burada görüyoruz ya kaçan kadınları, çocuklarını hani Ali için terk ediyor. Yok yok, ben teyzesinin yanına ilk geldiği gün. Anlat. Ama Bursa'ya gidiyor. Bursa'ya tekrardan bunun yanına öyle gidiyor, onu demek istiyorum. Ama anladım. Çocuklarının yanına bırakıp sizce da bak, nereye Semra. Gitti, nasıl gitti onu bilmiyorum. Ali'ye mi gitti, öylesine mi gitti onu bilmiyorum. Ama bizim yanımızdan onun yanına öyle gitti, bizi ezerek. Onu demek istiyorum. Kiraz Jandarma Komutanlığı'nda var zaten. Söyledim, anlattım. Araştırabilirsiniz. Hı hı. Benim hiçbir saklım gizlim yok. Bursa'ya da bakabilirsiniz. Hangi kadın sığınma evine, hangi senede gelmiş olduğunu. Semra, 8 yılın, dün de dedim, defterini düremem. 8 yılda sen ne anlatsan, kendini aklamaya da çalışsan, olan çocukların oldu mu? 2 tane çocuk 8 yıldır annesiz büyüdüler mi? Büyüdüler. Bu senin de yüreğinde yara ama en çok o çocukların... Biliyorum çünkü ben aynı şeyi yaşadım. Annesizlik yaşamış, babasızlık yaşamış bir çocuktan daha iyi kimse bilemez. Aynen. Ben ister miydim yaşatmayı? İstemezdim. Çocukken diyordum ki ben bunu çocuklarıma yaşatmayacağım. Ki dayak yedim, eziyet gördüm, işkence gördüm. Bunu akrabalarımdan komşularıma varasa kadar herkes şahit. Beni burada görüyorlarsa zaten ellerini vicdanına koysunlar, komşularım da. Arasınlar, bağlansınlar, anlatsınlar neler çektiğimi. Katlandım. Dedim ki çocukların başında yesem de odaya oturacağım. Ama bir saatten sonra ne oluyor biliyor musunuz Esra Hanım? Dayanamıyorsunuz. Dayanamıyorsunuz. İşkenceleri dayanamıyorsunuz. Hiçbir şeye dayanamıyorsunuz. Bir de asla şunu anlamıyorum. Evet bizim ülkemizde akraba birlikleri var ama bu olayda bakın. Sizi yetiştirilmek üzere cezaevine giren, işte çıkan 11 yaşındasın sanırım değil mi halanın yanına gittiğinde? Yalan söyledi o gün. Kaç yaşındasın halanın evine gittiğinde? Hayır, 5 yaşında beni rahmetli anneannemin yanından aldı. Evet cezaevindeydi, çıktı, aldı. Hala evine getirdi. Beni de hala evine bırakırken cezaevine falan gitmedi. Ben çalışmaya gidiyorum, sana oradan para yollarım dedi. Her neyse sizin peki, emanet... Anne de ne dedi? 9 yaşına kadar benim yanımda dedi. Şimdi anne diyor ki 9 yaşına kadar benim yanımda. Semra... 5 yaşına kadar oradaydım. 5 yaşından sonra getirdi geldi baba dediğim kişi beni. Daha sonra 12 yaşındayken mi ne, ben çok yalvardım. Anneannem rahmetlinin yanına gitmek istediğimi söyledim. Götürdü. Tam bir yıl boyunca İzmir'de kaldım rahmetli anneannemle ve annemle. Doğru. Bir dakika. Ama daha sonra teyzem de bağlanabilir. Sen, anladım yani şunu söylemiştim. Sen güzel bahçede sonuçta size bakın bakılayım, eğitileyim, büyütüleyim diye bir eve bırakılıyorsunuz. O evde... Eş olarak çıkıyorsunuz. Yani öyle. Korunmak amacıyla bırakıldığınız evde size bir statü veriliyor. Onun sorumluluğunu ve o çocuğa, o kız evladına onu ayırt ettiremezsiniz. Burası benim ailem mi? Bunlar beni koruyup kollayan kişiler, gerçek öz ailem mi? Yoksa evlilikle kurulmuş sırrı ısımlık mı başlıyor burada? Ve evlendiğinde kaç yaşındasın? 14. Şimdi artık yani, dini nikahlı bir beraberlik gibi yani anne olduğun yaş. Şimdi bütün hepsini tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Sen annesiz büyüdün. Annesiz senin büyüdüğünü... Bu, annesiz. Şimdi Esra Hanım bak orada ben bu olaya karşıyım. Yok Semra'nın anlattığından... İşte Semra'yı diyorum ben de. Bak burada hatalı konuşuyor Semra.
Çünkü neden? İzmir Güzelbahçe'deki ilkokulda 3. sınıfa kadar okutan bunu benim. 3. sınıfa kadar değil, 3. sınıfın. Geçti, ondan sonra babana götürdük seni. Neden götürdün? Görme hakkı vardı. Görme hakkı var. Tabii görme hakkı anne var. Anne beni götürme diye yalvarmadın mı ben sana? Ne yapayım? Kanuna ben karşı gelemezdim. Başıma gelenleri anlatmadım mı sana? Bilmiyor muydun? Biliyordun. Dayak yiyordum ebenden şeyini. Ama ne yapabilirdim? Devlete dilekçeyi yazdırdım. Siz o dönemlerde çalışıyordunuz? Çalışıyorduk. Çocuk da yanınızdaydı. Tabii yanımdaydı. Kanun gereği siz verdiniz, babanın yanında kaldı çocuk. Hayır, annem göstermeye gidiyorsun ya bir haftalığına falan. O şekil verdim. Anladım. Heh. Yani nihayetinde Semra hala yanında büyüdü. Yaşadıklarını o biliyor, dün anlattı. Kendi çocuklarına yaşadıkları da ortada. Sizin anneliğiniz Semra'ya, Semra'nın anneliği de çocuğuna aslında aksedecek. Bu sefer böyle... her çocuğun hayatı ve yaşamı değişecek. En önemlisi de bu. Semra'nın kuzeni telefon hattındaymış. Alo. Semra. Efendim. Nasılsın canım? Kuzenin kim böyle? Kimsin? Şu anda seni izliyorum. Sen hatırlarsın, geçen gün konuştuk. Şerife abla? Hayır. Benim kuzenim, yani... Kuzenin, kuzeni yok ki bunun. Bayan kuzenim olarak sadece Şerif ablam var. Kendinizi tanıtın lütfen. Nazlı, yani şimdi şeye dönmesin, beni nereden tanıyorsun filan. Anlat, söyleyin kim olduğunuzu. Zeynep ablan, Zeynep ablan. Zeynep ablanızmış. Zeynep abla, teyze mi kızı Zeynep mi? Evet. Ha, tamam, ha, hatırladım. Ne yapıyorsun Zeynep abla, iyi misin? İyiyim canım, üzüldüm şu anda, izliyorum seni. Allah razı olsun. Ulus mu? İyiyim ben. Ben seni görünce çok üzüldüm. Üzülme Zeynep abla. Biliyorsun neler konuştuğumuzu. Benim kapım her zaman sana açık. Ne zaman istersen başımın üstünde yerin var. Sağ ol Zeynep abla. Her zaman destekçin olacağım. Bunu hiç unutma. Allah razı olsun. Evlatlarını terk eden anneler benim gözümde ne annedir ne bir insandır. Sen biliyorsun benim de çok anne evlatlarını terk edip gidenler benim de başımdaydı biliyorsun.